Selamünaleyküm. Tamam, başladı. Evet. Bugünkü yeni bir telefon buldum. Hemen videosunu çekeyim dedim. Bunu emanet aldım. Geri vereceğim çünkü sahibine. 8910 düz. Bir de bunun iyisi var. Renkli ekran olanı. Evet, telefonu bir açalım. Şunu da size dinleteyim. Bu da böyle polifonik olarak açılıyor. Saat ayarlayalım. Saatin de çizilmiş. Nereye vurduysam. Evet, kısaca şunu hemen anlatalım. Nokia 8910 Finlandiya malı. Gördüğünüz gibi bunun özelliği şu şekilde kayarak yavaş yavaş açılması. Buna asansör diyorlar. Kızaklı değil, kapaklı değil. Asansörlü telefon. Evet, şimdi birazcık bilgi verelim. Fazla vaktinizi almadan. Ayrıca bunun ikinci elleri hala 4.000-5.000 lira. Araştırabilirsiniz sahibinden de. Çalışanlar tabi, bozukları değil. Nokia 8910. 2002 yılında Nokia tarafından piyasaya sürülen bir cep telefonudur. Lüks 8, yani 88.0, 86.0 serisinin bir parçası olarak 8850, 8890'ın halefi olarak tanıtıldı. Beyaz bir arka ışığı vardır. Yani ekran ışığı beyaz. Doğru. Gördüğünüz gibi beyaz. Bluetooth bağlantısına sahiptir. Aynen. Bunu 2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 8910 izledi. Bu sadece 2002 yılında üretilmiş. 2003 yılında bunun 8910 iyisi çıktı. O da bunun renkli ekranıydı. Ya şuna bak ya. İlk defa elime aldım ben bu cihazı. İlk defa. Bakın. Kızıl ötesi ve şöyle yaklaşayım. Hadi ekran odakla. Kızıl ötesi ve Bluetooth var bunda. Gördüğünüz gibi ya şu his çok güzel ya. Tabi bu evde çekmiyor yine. Açalım. Simi takın dedi lan. Birazcık gevşek arkası. Şu his çok güzel ya. Öbürü şunun gibi değil tabi. Şunun verdiği his gibi değil. Çünkü titanyum kasa. Bu değişik bir hazzı var ya. Yavaş yavaş çıkıyor. Oturtturuyorsun. Yavaş yavaş çıkıyor. Ya. Bunlarda da asansör sıkıntısı vardı işte zamanında. Ama bu tabii çok temizdi. Asansörü sanki birazcık bozuk gibi. Yani bir anda çıkıveriyor bazen şöyle pat diye. Bir de şurası sıkıntılı. Şurada bir düğmesi var. Buraya tırnağınızla hafif bastırıyorsunuz. Kapak çıkıyor. Burada da bataryası var. E-mail numarasını göstermeyelim. 8910 Finlandiya. Hattı da şuraya takıyoruz ya. Burası birazcık oynuyor gördüğünüz gibi. O yüzden kızağı açıp kapatırken sim kartı takın uyarısı veriyor. Şimdi şöyle. Burası da birazcık aptalca olmuş ya. Allah Allah. Heh. Taktık. Şurada küçük bir düğme var. Buna basınca yukarı kayıyor. Geride oturuyor. Tuşu da aynı 8210, 8310 gibi biraz zorlamanız gerekiyor. Evet. Saat ayrı değil. Tamam.
Kızıyor bir de, iyi yazıyor. Şöyle yavaş yavaş çıktığı zaman bunun orijinal hali böyle. Ama telefonu gevşek bıraktığımda bakın fırlıyor. Asansöründe bir bozukluk var. Bu kadar temiz olmasına rağmen. Ama şuna bir bakın ya. Çok güzel değil mi ya? Neyse. Şu cihazları zaten merak eden varsa bir önceki antika telefon videolarımda görebilirler. Kısaca anlatayım. 8910. 88 çift 0. Scirocco değil fakat. 88 çift 0 düz. 86 çift 0 Luna. Bunun özelliği de şurası seramik. Herhangi bir bilgi ekranı falan geldiğinde, bilgi yani mesaj falan filan uyarı geldiğinde şu tuş ışıkları yanıp sönüyor. Siz de görüyorsunuz. Güzel bir gece şey yaratıyor. Nokia 6100. Nokia'nın en ince cep telefonu. 8310 radyolu bir cihaz. Zamanında askerler kullanıyordu. 3310 kullanmayan kalmamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu ama elime böyle cihazlar geçtikçe size tanıtacağım. Ya bu ya şu nasıl bir telefon ya? Rengi falan böyle mat. Hani şu an BMW'leri falan kaplıyorlar ya. Onun gibi mat bir boyası var ya. Süper ya. Teşekkür ederim izleyenlere. Allah'a emanet olun.